Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün mandayna şarabı yapıyoruz. Bununla ilgili daha önce bir paylaşımda bulunmuştum. Fakat hem videomuzu güncelleyeceğiz hem de daha pratik bir tarif vereceğim sizlere. Yine daha önceki portakal şarabı videomuzda yaptığımız tarife benzer bir tarif olacak. Çok lezzetli bir sonuç olacağını söyleyebilirim. Dostlarım, yapacağımız ilk iş mümkün mertebe şekerli ve sulu meyve seçmek olacak. Pazardan ya da manavlardan sıkmalık olarak tarif edilen mandalina seçebilirsiniz. Daha küçük oluyor, yemek için değil ama sıkmak için daha uygun oluyor. Fiyat olarak da daha uygun oluyor. Sonuçta biz bunu sadece suyunu kullanacağımız için bu şekilde maliyeti düşürmüş olursunuz. Dostlar, ben bugün tat olarak biraz daha farklı bir mandalina türü olan King kullanacağım. Siz istediğiniz cinsi kullanabilirsiniz, normal mandalina da kullanabilirsiniz. Portakal şarabında yaptığımız bir yöntem vardı. Daha doğrusu tarifimizde baharat kullanmıştık. Ben yine baharat kullanmayı tercih edeceğim. Tabii sade olarak da yapabilirsiniz. Bunun mandalina şarabının farklı yöntemleri var. Ben baharatı sevdiğim için ki gerçekten çok yakıştığını düşündüğüm için baharatlı yapacağım dostlarım. Baharatlarımız neler? Tatlılarda, kurabiyelerde, keklerde vesaire kullanılabilen tüm baharatlar bunlar içinde geçerli. Sevdiğiniz, beğendiğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ben Hindistan cevizi, vanilya ve karanfil ile biraz da tarçın kullanmayı tercih edeceğim dostlarım. Gayet güzel bir sonuç çıkıyor. Şimdi yapacağımız ilk iş meyvelerimizi güzel bir şekilde yıkayacağız. Suyunu sıkacağız ve süzme işlemi yapacağız. Bu kesinlikle önemli. Süzme işlemi yapmazsanız dostlarım içinde kalan böyle torbacık diye tabir ettiğimiz posası kalacaktır. O da fermentasyon esnasında yukarıya doğru çıkar ve üst tarafta kararma yapar. Bu da hem şarabımızın tadını hem de kokusunu etkiler. Bundan dolayı süzme işlemi mutlaka yapacağız. Bir diğer konu miktar. Dostlarım, her ne kadar çok böyle sulu görünse de narenciye çok verimli bir meyve değil. Meyve suyu açısından yani yaklaşık %35-40 civarında bir verim alırsınız. Yani 10 kilo meyve sıktığınızda işte 3,5 litre en fazla 4 litre civarında meyve suyu alırsınız. Bu yüzden elinizdeki fermentere göre, malzemeye göre oranlamasını yapıp o şekilde yapmanız lazım. Bunlarda biraz daha fazla boşluk bırakmamız gerekiyor. Çünkü çok fazla kabarma yapıyor. Bir diğer ayrıntı ise kullanacağınız maya tipine göre şıramızın şeker yoğunluğunu ayarlamak. Burada en kolay bulunabilen ve kullanılabilecek maya kuru instant ekmek mayası. Ama ben burada şarap mayası ya da beyaz şarap mayası kullanmanızı öneriyorum. Ya da şampanya mayası da kullanabilirsiniz. Daha lezzetli bir sonuç almak için. Eğer ekmek mayası kullanırsanız dostlarım, hidrometresi olan arkadaşlarımız için 1070 yoğunluğa getiriyoruz yoğunluğumuzu. Eğer beyaz şarap ya da şampanya mayası kullanırsanız bunda da 1090 civarına getirmeniz yeterli. 1100'e de getirebilirsiniz ama bunda maya besini gerekir. O yüzden 1090'ı geçmeyin dostlarım. Hidrometresi olmayan arkadaşlarımız için ekmek mayası kullanacak olursanız bir çay bardağı dolusu şeker kullanın. Eğer beyaz şarap mayası kullanacaksanız işte 1,5 çay bardağı dolusu şeker kullanabilirsiniz dostlarım. Şimdi hemen yapımına geçiyoruz ve ardından mayamızı atacağız. Soğuduktan sonra bir süzme işlemi daha yapacağız. Hem içindeki baharatlar gidecek hem de kalan tortu varsa onu da almış olacağız dostlarım. Ortam sıcaklığına geldiğinden emin olacağız. Çünkü maya atım sıcaklığını geçmemeli. Aksi takdirde mayamız ölür eğer sıcak olursa. Fermentasyon esnasında çok fazla kabarma yapabileceği için boşluğu normalden biraz daha fazla bırakacağız. Diğer videolarında boşluğumuz %25'ti fermenterimizin. Bunu da biraz daha fazlasın. Yani %40 falan boşluk bırakmamız gerekiyor dostlarım. Maya atım sıcaklığımız ise dostlarım yine ortam sıcaklığında olmalı. Ben maya uyandırma yaptım. Maya uyandırmayı daha önce anlatmıştım. Kısaca değineyim. Şıramızdan bir miktar alıyoruz. Mayamızı atıp ardından şıramıza döküyoruz. Maya miktarlarımız ise şu şekilde.
Eğer beyaz şarap ya da şampanya mayası kullanacak olursanız her 2 litre için yarım çay kaşığı. Eğer ekmek mayası, kuru instant ekmek mayası kullanacak olursanız her 2 litre için 1 çay kaşığı maya atmanız yeter olacak dostlarım. Ben burada beyaz şarap mayası kullanıyorum. O yüzden yarım çay kaşığı attım ve yarım çay kaşığından biraz daha az ve mayamı tekrar içine atıyorum. Ardından hava kilidi. Ve şu şekilde bir su şişesinin içine dostlarım hortumu bırakıyoruz. Bu birkaç saat sonra yavaş yavaş köpürme başlayacak. Yukarıya doğru biraz kabarabilir, endişe etmeyin. Ardından buradan kabarcık attığını göreceksiniz. Fermentasyon süremiz en az 2 hafta sürecek. 2 hafta olur, 3 hafta olur dostlarım. Ortam sıcaklığını uygun tutmanız gerekiyor. Uygun sıcaklıklarda 2-3 hafta içerisinde şarabımız hazır olacak. Ardından süzüp bardağımıza aktaracağız. Burada bitmişini göstereyim dostlarım. Bu da aynısı. Şu anda yeni olduğu için bu şekilde bulanık. Ardından şu şekilde berraklaşıyor dostlarım. Bakın şurada bir köpürme izlerini görüyorsunuzdur. Bu arada bunu da açalım. Evet, şarap olmuş. Şöyle dipte tortu göreceksiniz. Bu tortu indiğinde şarabımız berraklaşmış olacak. Bunda dipteki tortuyu kaldırmadan yavaş bir şekilde döküyoruz. Dostlarım, afiyet olsun. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.